Tabii öncelikle maça başlarken rakibimizi analiz ettiğimizde zaten bize gelene kadar da hem Trabzon hem Başakşehir gibi takımlarla oynadığı zaman da özellikle pas organizasyonunu iyi yapan ve üçüncü bölgede oynamayı seven ve oynayabilen bir takım. Bunu da biliyorduk ki biz mevcut kadromuzla beraber yani iyi kapanarak dararak kontrataklarla pozisyon üretmeyi istiyorduk ki zaten o pas üçüncü bölgeye yerleşip takımı da öne aldıkları zaman arkada boşluklar verebiliyorlar. Biz de ilk 20 dakikalık bölümde o direncimiz vardı. Birkaç tane çok net olmasa da gittik ama yediğimiz birinci enteresan gol biraz kırılgan olduğumuzu da gösterdi. Çünkü önemli olan geriye düştüğünüzdeki tepki birinci golde yiyince de o kırılganlık ortaya çıkmış oldu. Ancak çok da organize bir takımdan oynadığımızı maçtan önce de biliyorduk ki bu görüldü zaten. Hem geçiş oyunlarını iyi oynayan bir takım, hem oyuncu kadro derinliği, hem fizik kalitede ortaya çıkmış oldu. Yani sonuçta zaten ikinci golü yedikten sonra da zaten çok sahaya dağılımı, pas oyununu oynayan bir takıma karşı da kolay değil zaten geriye düştükten sonra. Bu maalesef görüntü olarak geriye düşmeden götürebilmek, geriye düştüğüm böyle durumlar olabilir. İyi bir takıma kaybettiğimizi, yani ligin 5-6 takımından biri olduğunu düşünüyorum Malatyaspor'un. Bizim de zaten hem oyuncuların benim gördüğüm ilk maçta oyuncuların hem fizik kaliteleri hem de organizasyonda rakibimizden daha gerideydik çok samimi söylemek gerekirse. Ancak yine söylediğim gibi ilk 20 dakikalık bölümü o direnci sürdürebilip Orgil'den olsun, İlan'dan olsun kontralarla beraber oyun formatı olarak böyle gol bulup ancak böyle götürebiliriz. Diğer türlü rakibimizle aramızdaki fark yine söylüyorum hem geçiş oyunları hem pas isabeti ve fizik kalite sonucu doğurdu diye düşünüyorum. Sadece birinci golün enteresan gelmesi maçın erken kopmasına neden oldu yani. Çünkü o zamana kadar net rakibin bir pozisyonu yoktu. Tabii ki yani bunlar maalesef yani olduğu zaman yaşar zaten. Ama yine söylüyorum. Yani bizim oyuncu zaten eksik olanı bir de oyuncu kaybetmeden o yüksek dirençle beraber ancak rakiplerimizden götürebiliriz diye düşünüyorum. Format olarak da takımın hem fizik kalitesi yine söylüyorum. Hem fizik kalitesi hem oyuncu derinliği öyle geçiş oyunlarını çok iyi yapan işte bütün atlarıyla üçüncü bölgeye yerleşebilen bir görüntü vermemiz zor. Söylediğimiz oyunu Orgil gibi işte İlan gibi rakibin arkasına koşu yapan oyuncularla beraber ancak bu da zaman zaman olur, zaman zaman olmayabilir tabii ki. Negatif enerjiyle ilgili söylüyorsanız hangi anlamda bilmiyorum. Taraftar tepkisi ya da bir oyuncuya mı? Bizim birinci maçımızda gördüğümüz bu. Şimdi kadro olarak son 3 maçın kadrosuyla zaten çıktık. O direnç eksikliği rakibin de gücünden kaynaklanıyor ki bizde de var zaten söylediğiniz gibi. Ama rakibin de gücünü de bunun üstüne ilave etmemiz gerekiyor zaten.
Yoksa savunma aynı savunma, orta saha da aynı savunma. Bütün oyuncular hemen hemen ilk maçımızda bozmadan devam edelim dedik. Zaten çok fazla bir değişiklik yapma şansımız da yok. Onun için rakibin yabana atmadan da değerlendirme yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, eldeki oyuncu kadrosu belli bir. Skora göre konuşursak, evet haklısınız. Ama geçmiş 3 maçta da aynı kadro. Mevkisi olarak oraya yerleştirebileceğimiz ancak işte gördükçe yavaş yavaş kaldı ki Aydın'da zaten fizik gücü belli oranda kendi sakatlığı olsun durumundan dolayı mümkün olduğunca kullanıp sonra hamle şansı çünkü yine yani maalesef kadro derinliği zaman değiştirebiliriz, başka bir arayışa geçebiliriz ama kadro derinliğinde düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Örneğin rakibimizin mesela bu maça çıkarken 4-5 tane rotasyonu çok rahat yapabildi mesela. Kaldı ki 2-3 oyuncusu da sakat. Yani o derinlik bizde yok. Yani bu tip alternatifleri ürettiğiniz zaman yani soru olarak oyuncuların bireysel performansı üzerinden haklı olabilirsiniz. Ama değiştirme yönünden de elimizin kısıtlı olduğunu da bilmemiz gerekir. Vallahi ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama muhakkak etkiler, tepkiler takımı muhakkak etkiler. Ama bugünkü maç özelinde rakibimizin bizden daha iyi oynadığını, daha iyi oynayabileceğini maçtan önce de biliyordum. Özellikle oyunu yönlendirme, topa sahip olmalarında. Çünkü bunu bozmanız için sizin de hem fizik kalite olarak onun kadar olmanız lazım. Hem de hem oyuncu profilinde olsun, hem oyun formatında olsun geçişlerde. Bunlar biraz oyuncunun bireysel kapasitesiyle alakalı. Yani aynı oyun formatını oynama şansımız açıkçası yok. Söylediğim gibi bizim iyi mücadele ederek, iyi kapanarak ve kontrataklarla gol bulma gibi bir durumumuz var. Çünkü siz de görüyorsunuz orta saha düşüyor zaman zaman. Benim ilk maçta gördüğüm bunlar. Bunlar ciddi de sıkıntı diye düşünüyorum. Yani biraz üst düzey takımlarla oynadığınız zaman ki onlardan biri de zaten Malatya. Böyle durumlar ortaya çıkıyor. Çıkacaktır da yani. Ancak söylediğim gibi yani bunu beraber kompak oynayarak, mücadele ederek çok az pozisyon belki üretme olacak ama bugüne kadar da öyle oldu zaten. Ancak böyle olabilirdi. Çünkü orada Malatya takımının özellikle ön tarafını dikkat ederseniz pas oyunundan ikinci bölgeye geçtikten sonra bütün beklerin atağa çıkarması, kenar oyuncuların içeri sokup oradaki pas trafiği ikiye birlerle beraber yerleşiyor zaten ve üretiyorlar zaten. Bunlar tamamen bireysel oyuncu yeteneğinden alakalı. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar. Oyunla ilgili şunu söyleyeyim. Yayında da söyledim. Son iki haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik bu maçlarda da. Bireysel hatalar ve şanssızlıklar maalesef sahadan mağlup alınmamızı sağladı ki özellikle savunma hattında ciddi sorunlar yaşadık son Alanyaspor maçının ilk yarısında özellikle. Bunu çevirebileceğimizi düşündük. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık oyuncularla. Oyun anlayışıyla ilgili, nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili, neler yapmamız gerektiğiyle ilgili ki son antrenmanlarda da bunu bayağı bir uygulamalı olarak da çalıştık. İyi bir galibiyet oldu. Böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı son iki haftadan sonra.
Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. Bizim için hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda da güçlü olmamız, doğru oyun oynamamız tabii bizi çok mutlu etti skorun yanında. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu haftayı galibiyetle kapattık. Bundan sonra artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa alalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum.